Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sevgili dostlar, acı ama bazı gerçeklerden bahsetme zamanı geldi sizlere. Çünkü çok bekledim, çok sabrettim ama değişen bir şey yok. O yüzden artık ben de Pandora'nın kutusunu açmaya karar verdim. Öncelikle Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu için ilk etapta lisans çıkardığı oyuncular. Arda Güler Arda Okan Kurtulan, ki Arda Okan Kurtulan kampa dahi götürülmedi. Burak Kapacak, Çağatay Kuru Kalıp, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Osman Ertuğrul, Çetin Uğur Kağan, Yıldız. Bazı güruhlar ortalığı velveleye vermişler. Yok efendim Fenerbahçe transfer yapamayacak. Ayvayı yedi Fenerbahçe, Fenerbahçe tamam. Bitti, öldü, gitti. Lan, abi bir sakin. Yok. Hocam Tahir Karapınar açıklamalar yapmış. Alt lig takımlarına işte e, bazı futbolcuların ismini vermiş. 20-25 tane futbolcu adını vermiş. Kiralık verilsin, sakat hani satılık verilsin. Biz bunları istemiyoruz falan filan denilsin. Kaynak kim? Aygün Özüpek. O da tamam. O da tamam. Arkadaşlar asıl e, konuşmak istediğim yerde uzatacağım. Kısa kısa hemen geçiyorum. Ha şu bir gerçek. Fenerbahçe'nin U19 kalecisi Halil Yiğit gitmez. Ee, muhtemelen İstanbul Spor'a gittim. Onun anlaşması daha önce yapıldıydım. Efecan Mızrakçı için de Emre Mor transferi karşılığında e, gittiğini biliyorsunuz. Onu da saymıyorum. Tamam mı? Bu kısım da tamam. Bu da anlaşıldı. Sonraki şimdi aynı şekilde e, Fenerbahçe Derneği'nin feshedildiği açıklaması geldi. Kulüpten birçok kişi diyor ki arkadaşlar e, bu dernek feshedildiğine göre tamam Ayva 7 Fenerbahçe şöyle oldu böyle oldu diye. İşte ee, acaba basketçileri futbolculara bir an önce katakulliye getirmek için mi yaptı Fenerbahçe bir dümen mi kuruyor diye. Sonra sağ olsun bazı hukukçular ve 12 numarada açıkladı. 7405 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte kulüplerin içi işleri bakanlığı nezdindeki dosya ve kayıtlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı'na geçiş işlemleri başlatıldığından yani iç işlerindeki kayıtlar Gençlik Spor Bakanlığı'na geçiyor. Sistemde görüntülenen fesih bilgisi geçici olup fese ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kongre üyelerinin üyelikten kaynaklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin bir mağduriyet yaşamaları söz konusu değildir diye bunu da konuştuk. Ha şunu da söyleyeyim. Dernek AŞ ile futbol AŞ'nin farkı ne hocam? Ya teşbihte hata olmasın. Dernek AŞ'ye Hani bir adamın yasak ikinci eşi gibi düşünün. Hani aslına değil de yasağına daha çok para yediriyor. Yasak başına bela. <laughs> hani bizim ülkede işte iş böyle. Mesela futbol aşeğinin borcu ne kadar? 3 milyon TL şey 3 milyar TL'nin altında. Derneğinki 4 milyar civarında. Derneği futbol aşeğinin kopardığın anda 2 milyar borç kalır. Fenerbahçe'nin bir yıllık sırf saf kan geliri 1 milyar lira zaten. Anladınız mı arkadaşlar? Safkan geliri 1 milyar lira. Hocam gideri de var. Ya gideri 600 olsun. Yani amatörü çıktık ve gider 600 milyona kadar düşüyor. Yani 2 senede, 3 senede, 4 senede 3-5 futbolcu satışıyla bitirirsin. Yani böyle bir şey. Ama durum bu. Bunu da anladık. İyi de hocam o zaman Fenerbahçe'nin borsada morsada uçması lazım. Evet. Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yılın ilk yarısının yani ilk 6 aylık dönemde %48.1 artışla Fenerbahçe futbol AŞ. %48.1 artışla. Bakın futbol AŞ, dernek AŞ değil. Fenerbahçe AŞ, futbol AŞ. Bakın görüyor musunuz karı? Ya 1 milyar lira koymuş olsanız 1 milyar 480 nokta küsür diye karınız olmuş olacak. Galatasaray %14.8 kazanç. Beşiktaş 0.7 kayıp. Trabzonspor %24.1 kayıp. Not Trabzonspor şampiyon oldu. Ya da yapıldı artık neyse. Ona rağmen %24.1 kayıp. Hocam bunu da buna bağlamamak lazım. Şampiyonlukla ne alakası var? Tabi borsada anladığınız için siz benden daha iyi bilirsiniz. Şimdi borsada işlem gören spor şirketleri arasında Haziran ayı itibariyle Hocam belki Fenerbahçe'nin piyasa değeri düşüktür. %48 kar elde etmesine ne bakıyorsun? Evet. Fenerbahçe Haziran ayı itibariyle 4 milyar 127 milyon 466 bin lirayla en fazla piyasa değerine sahip takım. Trabzonspor 2 milyar 300 milyon. Bakın Trabzon Galatasaray'dan daha değerli. Galatasaray 2 milyar 14 milyon 200 bin. Beştaş 988 milyon. Yani baktığınız zaman Fenerbahçe borsada falan almış başını gidiyor. Tek eksik ne? Sportif başarı. Bizim sportif başarımız eksikken yani hocam tabi transferler yapılması şöyle olur böyle olursa tabii ki olmaz sportif başarı diyen arkadaşlar var. Hatırlayacağım üzere Kazımcan Karataş diye bir isim var futbolcu. Galatasaray transfer etmiş hayırsız uğursuz olsun. Ee, bu espri de inşallah anlıyorsunuzdur. Espriyi anlamadan da karşıma gelmeyin ayıp olur. Şimdi herkes Eren'i yazarken Eren Elmalı'yı dedim ki bak çok güzel bir Orada hazine var. Etmeyin, eylemeyin diye. Hazineyi Galatasaray kaptın. Ne oldu? Hülle yapıyordu Galatasaray. Yapmadı bak gitmiş Altay'dan bon servisini vererek almış. Doğru. Yani Alparslan Öztürk'ten falan para kazanmadı zaten. Hayrına verdiler Eyüp Spor'a. Onu onunla karşılamadılar. Neyse bu bizim meselemiz değil. Mesele şu. Kazımcan için 20 milyon lira bon servis vermişler. Bu bir. Bakın 20 milyon TL. İlk yıl 5.3 milyon TL, ikinci yıl 6.7 milyon TL, üçüncü yıl 7.5 milyon TL, dördüncü yıl 8.5 milyon TL, beşinci yıl 10 milyon TL yani 5 yıllık kontrat açıklanmış. Artı 400 bin TL imza parası. Ben anlamıyorum bon servisine zaten 20 vermişsin. Neyin imza parası? Sen karışma sen fenerlisin. Okey. Şimdi saplayacağım yer geliyor bekleyin. Ben yargı modunu açtım saplayacağım mod geliyor birazdan bekleyin. Westerlo Göztepe forması gelen Halil bunları kadrosuna katmış. Geçen sezon oynadığı 34 maçta 5 gol 7 asist yapan Halil. Belçika ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalamış. Çok şükür. Niye çok şükür? Bir Galatasaray'a bir Beşiktaş'a gitmesinden ben rahatsız olurdum. Harbi söylüyorum. iyi oldu. Trabzonspor Trezegi'yi bon servisiyle birlikte kadrosuna katmış. Oh kurtulduk. Hocam Trabzon iyi futbolcu aldı. Sen niye öyle diyorsun? Arkadaşlar şairin bir lafı var. Nerede çokluk Orada. Sıkıntı diye. onu da şimdi az sonra geleceğim. Az sonra açıklayacağım. Bekleyin. Az sonra hepsini detaylı şekilde açıklayacağım. Bekleyin. Eski yapmadan bekleyin. Al-Tawon Christian Luyendama'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı. Suudi Arabistan Ligi'nde 12 kupada 4 maça çıkan dama Galatasaray'a geri döndü. Şimdi markayı 300'e satarlar. Not. Not. Piyasa değeri 2 milyon euro olan Louis Indama'yı Galatasaray 8 milyon euroya aldı. Bon servis ücreti 8 milyon euro. Araştırın bakın bakalım. Araştırın bakın. Transfer market var. İnternet var. Açın bakın. Galatasaray 21 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Yavuz Kol'u Adana Demirspor'a gönderiyormuş. Ali Yavuz Kol bon servisine gidecekmiş ancak son, sonraki satıştan pay maddesi olacakmış. Biz de Arda Okan kurtulan bu şekilde göndermeye çalışıyoruz. O yüzden buna çok değinmeyeceğim. Başakşehirli Orient forması giyen 2004 doğumlu Türk stoper Eren Karaağaç'la 3 yıllık sözleşme imzalamış. Ben bunun duyumunu üyelere vermiştim. İlgileniyoruz, ediyoruz hatta anlaşma noktasındayız diye. Bazı üyelerimiz etmedik, küfür bırakmadılar da Ali Koç'un vizyonu bu şöyle böyle diye. Ne hikmetse şimdi diyorlar ki 100 yılın transferini yaptı Başakşehir diyorlar. Yani dikkat edin bazı üye arkadaşlarım. Dünya bu kadar hızlı dönmüyor. Sonra sıkıntı yaşamayın. Fenerbahçe Beşiktaş derken Başakşehir yaptı. Aynı zamanda Beşiktaş'ın da elinden almış olmuyorlar mı? Yine aynı şekilde Fenerbahçe'ye yazılan Tolisto'yu Lyon Bayern Münih'ten geri aldı. Bir nevi yani 41 milyona satıp sözleşmesi bitince bedava geri aldılar. Ama olsun bazı duyumcu arkadaşlar bunu demişti. Şimdi gelelim Mustafa Hoca yargı moduna. Bir dakika. Çık çık çık. Çık, çık. çık, çık. çık. Yargı modu aktif. Tamam. Ey Fenerbahçe taraftarı. Spor yazarı ya da spor yazarı bile olmayan ne bileyim saçma sapan insanların peşine takılıyorsunuz. Fenerbahçe'yi yerin dibine sokuyorsunuz. Yok hazır değil Fenerbahçe. Yok Fenerbahçe büyük zararda. Yok Fenerbahçe batıyor. Bak rakiplere nasıl transfer yapıyorlar. Biz eşek başımıyız. Bizim takım niye böyle yapıyor diyorsunuz. Trabzonspor'la başlayalım. Kadro genişliği 48. 35'e düşecek. Yani hiç kimseyi şu andan itibaren almıyor olsa bile 35'e düşmek zorunda. 13 kişiyi çıkaracaklar. Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Taha Tepe diye 3 tane kalecileri var. Normal. Vitor Higo 1, Densvil 2, Ahmet Can Kaplan 3, Taha 6 kardeş 4, Hüseyin Türkmen 5, Atakan Gündüz 6. Ha bu şey Bunları kiralarlar. Hani 50 bin euroları falan saymıyorum. Hani 5 tane stoperi var. Solbek, Eren Elmalı, Trondsen. Hani şu altyapı oyuncularını saymasam olur. Mesela Farukcan gence almışlar. Gerçi Ümraniye'den kiralanmış. Yani 275 euro. Onları saymıyorum. İsmail Köybaşı da var. 3. Sabek, Bruno Perez, Larsen, bir de Serkan Hasan var. 3 tane. Orta sahalarına bakıyorsun. Siopis, Berat, Oğul, Doğucan var. 3 tane ön liberolar var arkadaşlar kadrolarında. Bakın kadro planlamasına dikkat edin. 3 ön libero. Nerede çokluk orada bereket. Dorukan merkez orta saha. Hamşik merkez orta saha. Abdülkadir Parmak merkez orta saha. Flavio merkez orta saha. Daha dediğim gibi 13 tane futbolcudan da kurtulmaları lazım. Ee, Hani 50.000 Euro'ları falan saymıyorum. Abdülkadir Ömür 10 numara. Bakazetas 10 numara. Yunus Malla 10 numara. Hayatım böyle 10 numara. <laughs> Kovasi var kanat. Sol kanat. Cervingo var. Sözleşmesi süren futbolcu. Safa Kınalı var. Onu saymıyorum. Onu kiralık verecekler herhalde. Vicca var. Bir kanat. Diabate var. Bir kanat. Yusuf Erdoğan var. Bir kanat. Trezeguet'i aldılar. Bir kanat. 6 tane de kanat var. Cornelius 1. Canini 2. <laughs> Enis destan 3. Emrehan Gedikli 4, Batuhan Kör 5, Odekoita Koyta 6, 6 tane forvetleri var. Hadi şimdi Trabzonspor uğraşsın dursun. 121 milyon euroluk piyasa değerlerini 90'ın altına düşürsünler bakalım. Ya da 100'ün altına. Bu Trabzonspor için hani diyorsunuz ya en hazır kadro. Ben iyimser açıdan bakıyorum. Çünkü kadrolar 35'e düşecek rezervlik var. Alın. Yani çok önde dediğiniz Trabzonspor. Hadi buradan seçimler yapsınlar bakalım. Hadi elindekini göndermeye çalışsınlar. Biz bir futbolcu gönderene kadar göbeğimiz çatlıyor. Trabzon göndersin şimdi. Gelelim çok sevdiğiniz Beşiktaş'ınıza. Fenerbahçeli bazı arkadaşlar. Çok sevdiğiniz Beşiktaş'ınızdan da uyum veriyorum. Kadro genişliği 35. Cenk Tosun'u da sayayım 36 diyeyim. Çünkü Cenk Tosun'u aldılar diye biliyorum. 78 milyon euro piyasa değeri var. Enis Destan 1, Mert Günok 2, Utku Yuva Kur'an 3, Emre Bilgin 4, Göktuğ Baytekin 5. Hadi iki tane kaleciden çıktılar diyelim. Kurtulurlar. Bu arada transfer marketlerinde de eksi 10 milyon 800 bin euro. Trabzonspor'da eksi 4.5'u falan var. Bilginiz olsun. Yani bu 10 milyon 800 bini kapatmaları lazım. Ama önemli değil Beşiktaş için. Çünkü Avrupa'ya gitmeyecekler. Bu sene denetim yok ama seneye. Stopere sayısı aldılar. 1. Montero 2. Serdar Saatçi 3. Wellington 4. Necip Uysal 5. Alın size Beşiktaş savunma hattı. Yani gel bize gol at savunma hattı. Şu savunma hattına yeterli diyen Fenerbahçe taraftarı varsa gözlüklerini iyi silsin. Ha tabii ki de beklemediğimiz şekilde çok iyi çalışırlar ama Beşiktaş'ın şu anki sistemde üçlü savunma oynayacağını da düşünürsek Erdoğan Kaya, Halil Duman gibi isimleri de katmak lazım. Yani şunlardan herhangi bir üçlüyü çıkartın şu zayıf halka dersin. Bak Saiz, Montero, Wellington. Zayıf halka. Hocam Wellington çok zayıf halka. Sayıs Montero Serdar hocam Serdar'ın üstüne oyna. Montero'nun üstüne oyna hocam. Şeye açık isimler. Sol beklerinde Rıdvan Umut Meraş, sağ beklerinde Rozier, Bilal Ceylan ki şu ana kadar e, konuşulan hani Rıdvan'ın ve kalecinin gidişi şeklinde. Giderlerse muhtemelen oraları dolduracaklar ama Rıdvan gibi, Ersin gibi hazır isimlerle doldurabilecekler mi? Bekleyip göreceğiz. Souza orta saha ön libero 1. Kartal Yılmaz ön libero, Atamer Bilgin ön libero. Bakın bir ön libero var. Gatsim Fernandes var. Merkez orta saha 1. Salih Uçan 2. Emirhan 3. Getson Fernandes lan Gatsim ne? 3. E, Muhayyer falan filan saymıyorum bunlar. 3 tane merkez orta saha var. Bir tane ön libero var. Aleş Teşkeyra var. Göndermek için 40 takla atıyorlar. Beşiktaş'ın 10 numarası yok şu anda. Ön liberosu eksik. Merkez orta saha bir kişi, iki kişi. E, saadetten falan kurtulmaya çalışıyorlar. Kanatlar, Enkodu, Tyler Boyd. Başka? Oğuzhan Akgün. Süperstar. Yani adayı. Ama 20 yaşına geldi. Raşit Gezzal. Aydın Hasiç. Atakan Üner. Beşiktaş kanatlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kenan Karaman ve Sadece Kenan Karaman ve Cenk Tosun forvetleri ve alacaklar. Hocam ve alıyorlar. Biz öldük, biz bittik, biz geberdik. Ve bizi mahvedecek. Beşiktaş tek başına şampiyon yapacak diyen sivri akıllı bütün Fenerbahçe taraftarına duyurulur. Aynı zamanda Kerem Kalafat'ı da kiraladılar ha Çaykur Rizvi Beşiktaş'tan. Larin gitti, Güven Yalçın gitti, Vida gitti, Laiş gitti, Oğuzhan, Gökhan Töre, Atiba, Ensakala, Mehmet Topal, Joramain, Lens, Douglas Costa. Neredeyse bir takım gitmiş. Ben bunları açıklarken gülüyordunuz. Ya hocam Beşiktaş'a da çok kötülüyorsun diye. Alın size kötüleme. Şimdi gelelim Galatasaray'a. 40 kişilik kadro yapılanması. Eksi 7 milyon 480 bin euro transfer bütçesi. Ki onlar da Avrupa'ya gitmeyecekleri için sıkıntı yok. 113 milyon euro transfer market piyasası var. Ama Fenerbahçe taraftarına göre 500 milyon euroluk değerleri var. Şimdi bakalım değerlerine. 36 yaşında Muslera 1. Ya bu arada 40 futbolcu gösteriyor kadro genişliği. Kazımcan eklemişler mi? Eklemişler. Tamam. 40 futbolcu. En az 5'inden çıkmaları lazım. Hiç transfer yapmazlarsa. Diyelim 10 transfer yapacaklar. O zaman 15'inden çıkmaları lazım. Bilginiz olsun. Mustera, Okan Koçuk, Batuhan Şen, İsmail Çipe diyor. Ha, Çipe'den kurtulurlar. Belk Balaban diyor. Hadi onu da kiraya verirler. Belki. İde Anadolu'dan gelmiş. 22 yaşına gelmiş. Üçüncülükte kiralık. İde arkadaş. Yani 5 tane kaleci saydık. İsmail Çipe'yi sayma. 4. Mustera, Okan Koçuk de. Berk Balaban de. Yeter. 3 tane ya da Batuhan Şen de. Batuhan da 23 yaşında. O da Menemen'de kiralıktı. Geri gelmiş. Bakın 23-22 yaşlara dikkat. Gelelim stoper tandemine. Markao 1, Nelson 2, Abdülkerim Bardakçı 3, Luin Dama 4, Ozonosfer Stratosfer 5, Emin Bayram 6, 675 bin euro diyor arkadaşlar. O yüzden sayıyorum. 6, öbür Kaan Aslanı falan filan saymıyorum. 6 tane stoper var. Hadi çıkın. Hocam Markao'yu satıyorlar. Kaça? 15 milyon euro artı sonraki satıştan %750 paya. Ooo süpermiş. Hocam Nelson'u isteyen kulüpler var. 75 milyon euro veriyorlar. Süpermiş. Luyendama'ya dönmesin o da. Lan harbi ben 8 milyon euro dedim ama bir bakayım şimdi yalancı da çıkmayayım. Ama ben %100 eminim. Yaş 28. Luyendama'nın. 31 Ocak 2019 Galatasaray kiralama ücreti 3 milyon euro. 1. 29 Temmuz 2019 Galatasaray satın alma ücreti 5 milyon euro. 5-3 daha 8 yapıyor. Aşırı da Blackboard. 8 milyon euro buradan. 7 Mar e, Nelson'a 15. Markao'ya kaç verdilerdi? Onu 4'e aldılar sanırım. 15, 19. E, 3 3.5'a hadi 3'e diyelim Abdülkerim aldılar. 22. Stratosfer'i kaç aldılardı ya? Bunu ucuz aldılar. 200 bin euro falan herhalde. 300 bin almışlar. Ha Mustafa Hoca bilemedi. Eyvah kanaldan çıkıyorum. Duyumu tutmadı. 200 bin dedi. 300 bin çıktı. Yani buyurun arkadaşlar 22-23 milyon euroluk savunma attı burası. Bir isim hariç hepsi yabancı. Alın kontenjan gitti. Muster oynarsa bir yabancı kontenjanı daha gitti. Solbek Anholt, Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir. Almak için ne, ne, neler uğraştılar da? Ne uğraştılar da Emre Taşdemir'le? Sorsan Fenerbahçe gençleri öldürüyor, bitiyor. Gençler Fenerbahçe'de mahvoluyor, ölüyor, geberiyor. Değil mi? Gerçi ben e, bu çocuk bedava aldılar ama sonuçta bazı oyunlar oyunlar diye geçiyor. Ömer Baryan var. Tecrübeli sol bek. Sağ beklerinde de Sakaboy, Omar El Abdullahi var. En azından iki yabancı. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Savunma hattında hiç Türk yok. Üç tane Türk oynatmak zorundalar. Orta sahada dünya cönlü yıldız futbolcu Talyan Antalyalı. 27 yaşındaki genç futbolcu, genç Talyan. 27 yaşında. Alexander Çiki Çiki, çiki Çikil o. 7,5 milyon euroluk. Piyasa değeri 7,5 milyon euroluk. Eğim. Mine Merkez Ortası. Berkan Kutlu. Aytaç Kara. Of. Emre Akbaba. Of. Orta saha tandemine bak. Otur çay demle. kurdan bir üçlü çıkartacak olsan. iyi iki tane Türk buradan çıkıyor. Sol kanat Kerem Aktürkoğlu. Bir. Barış Alper Yılmaz. 2. Yunus Akgün. Sağ kanat diyor. Neyse Kerem Barış Alper. İyi kanatları yeterli bence. Yunus Akgün Militan şey Olimpiyaya Maritan. Bir de Emre Kılınç var. Emre'den de kurtulmaya çalışıyorlar. Niyeyse. Peki Dika var. Oğulcan Çağlayan var. Ee, fark etmez 5 tane kanadı var ama Eyüp Spor diye de bir takım var. Galatasaray bu 5'inden muhtemelen Eyüpspor sayesinde kurtulur. Yani Emre Kılıncı fesih bile Armayı seçen Emre Kılıncı. 27 yaşına gelmiş bu arada. Kurtulurlar. Forvet. Mustafa Muhammed 1, Cakne 2, Gomis 3, Ali Yavuz'dan kurtuldu. 3 tane forveti var. Bakın Galatasaray'ın 40 kişilik kadrosu var. Ali Yavuz'dan kurtuldular 39. Hadi Eren Aydın'ı da çıktım 38. E, İsmail Çip'e gitti 37. Yani 4 tane isim alacak olsalar 6 tane isim göndermek zorundalar. Alın size uçan kaçan Galatasaray 113 milyon euro. Şimdi yerin dibine soktuğunuz Transfer yapılmıyor. Kesin şampiyonluk gitti dediğiniz Fenerbahçe. 160 milyon euro transfer market piyasa değeri var Fenerbahçe'nin. Bir. Sapladım mı? Saplamadım. Bekleyin ikiye geçiyorum. 37 kişilik kadrosu var. Ancak ancak 37 kişilik kadroya dikkat etmenizde fayda var. Bak 37'ye dikkat etmenizde fayda var. Bak 160 milyon TL değeri var. Altay Ertuğrul Çetin, 24-19. 2 tane genç kalecim var. Belki 3. tecrübeli kaleci. Kim Minji, Atilla Salahi, Tiserant Serdar Aziz, Kolkır, Lemos. altı tane stoperim var. Ben size net olarak söyleyeyim. Lemos ve Kolkır'dan çıktık diyorum. Tisserant'ı da sattık diyorum. 3 milyon euroya Tiserantı satsan. Kolkır'la Lemos'ta gitmiş olsa 3 tanesinden çıktın. 37'in kaldı sana 34. Bu arada 3 tane de yabancı gitmiş oluyor. Bilgin olsun. 3 yabancı gitti. Onu kafamızda tutalım. Solbekin, Ferdi, Novak, Çağatay. Ben olsam Novak'a da gönderirim. Ki gönderilmesi müsait bir isim. 4 yabancı gitti diyelim. Sağbekin, Osayi, Nazım, Serhat Ahmetoğlu, Burak Kapacak. Bak Osayi, Burak Kapacak. Olur mu? Olur. Yedeyene bak. Nazım, Türk en azından. Serhat Ahmetoğlu, Türk. Onu da kiralamaya çalışıyoruz. Bakalım. Merkez orta sahaya gelelim. Luis Gustavo ön libero. Bak Fenerbahçe'nin ön liberosu yok. Değil mi? O görevi Crespo yapıyordu. Zaytis ile birlikte. <laughs> Gustavo'dan kurtulursan oraya bir William Carvalho çekmeye çalışıyorsun. Yani Gustavo'dan Carvalho'ya dönüş yapacaksın. Farkı anlatmıyorum. Gustavo yani Carvalho'nun yedeğinde İsmail Yüksek yaparsın. Her mevkide oynayabilen bir isim. Orayı fix dedin. Merkez orta saha. İrfan'ı yazmışlar ama İrfan'ı kanat gibi düşünüyorum. Crespo 1. Zayt 2, Mert Hakan 3, Muhammed Gümüşkan'ın normal mevkisi merkez ortası arkadaşlar. Bilginiz olsun. Biz onu kanatlarda falan değerlendiriyoruz. Burada Max Mayer var. Gitmesi çok çok muhtemel isim. Yine aynı şekilde hücum hattında Arda Güler, Lincoln, Mesut Özil var ama Mesut Özil'in durumu malum. Bakın. Kanatlarda Rossi 1, Buruma 2, Pelkas 3, Arda Okan Kurtulan 4. Bu sadece sol kanat. Sağ kanat için Emre Mor bir. Burak kapacak diyor ama e, yani Burak kapacak sağ bekli diyelim. Emre Mor İrfan Can diyelim sağ kanat için. Hücum attı. Berisha 1, Serdar Dursun 2, Samatta 3, Valencia 4. Barış Sungur'u göndermeye çalışıyoruz listede. Allah yar zaten yok. Yani kiralık ve bon ile gidecek. Şey, kiralık ve servisine gidecek. Bir gelir elde edilecek. Yani 37 kişilik kadroyu ben bire, birdenbire 30'un altına düşürdüm. Yani 7-8 tane transfer hakkım var. Şimdi bana söyleyin bakalım hangi takım daha hazır? Hangi takım şampiyonluğu yakalamaya daha hazır? Hangi takım küçük dokunuşlarla şampiyonluğa zıplayabilir, koşabilir? Yetmedi mi Fenerbahçe'yi yerin dibine sokma çabanız? Yetmedi mi? Ya yani yetmedi mi? O kötü, bu kötü. Hocam Alex Kral gelsin şampiyonuz. Şu gelsin. Bu arada Alex Kral Spartak Moskova ile sözleşmesini askıya almış. Zaten biliyorsunuz Rus kulüplerinden gidebilir futbolcular. Alın arkadaşlar size. O yerin dibine soktuğunuz Fenerbahçe. Hocam forvet gelmezse şampiyon olamayız. Allah aşkına senin şampiyonluk yarışındaki takımlarına bak. Yani rakiplerine bir bak. Ya Yere göğe sığdıramadığınız rakiplerine bak. Trabzonspor diyorsunuz ki yarıdan çoğunuz. Hakemlerle şampiyon yapıldı falan filan. Kabul edelim. Tamam kabul edelim. Şu kadro. Şampiyon Hani hakemler desteklemesi şu kadro ilk 3'e oynar mı? Oynamaz. Net söylüyorum oynamaz. Abdullah Avcı'nın o loserlığı, Abdullah Avcı'nın oynatamadığı o futbol felsefesi. Hele hele geçen seneden de birçok takımla restleşmiş olmaları. Buyurun size akım. Beşiktaş'a gelelim. Beşiktaş aldı başını gidiyor diye bir haber vardı yıllar önce. Hakikaten almış başını gidiyor. Eksideler, kimse gelmek istemiyor, Avrupa yok. Wegors'ta alacaklar da kiralık da satın alma... Cenk Tosun'la sezonu kapatırlarsa ne olacak? Yaptıkları yangın Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Siz Fenerbahçe taraftarı olarak zarar veriyorsunuz. Lan Vegors'tu alsa ney almasa ney. Hatırlatmakta fayda var. Beşiktaş Piyaniç'i aldı, Fenerbahçe Crespo'yu aldı. O gün de yine yangın yaptınız. Ortakız ikinci liginden topçu alıyorsunuz. Allah belanızı versin. Bunu mu alıyorsunuz? Fenerbahçe'yi sattınız. Sizin yatacak yeriniz yok. En büyük şöyle böyle falan filan diyordunuz. Ne oldu? Ne, o piyan için ne oldu? Baştuay'ı 4 milyon euro başlığı ayının yıllık ücreti 4.5 piyan için yıllık ücret 8.5 milyon euro. Şampiyonlar Ligi parası grupta sıfır çektiler. Ligde bilmem kaçıncı oldular. Türkiye Kupası'nda zaten tırt. Ne değişirdi? Ne değişirdi? Ya. Anlatabiliyor muyum? İyi de hocam. Beşiktaş 4 ona verene kadar 5 verip Berişay'ı alsaydı. 1. Orta sahaya Crespo'da da Hidemaşa Morita gibi bir isim bulsaydı. 2 milyon euroyu da onu alsaydı. Şimdi belki geleceğini kurtardıydı. Hadi buyurun Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan akıl almaz fiyatlara futbolcu satın. Daha anlatamıyorum. Anlamıyorsunuz. Zorunuza gidiyor. Gerçekten zorunuza gidiyor. Bugün Fenerbahçe'den X futbolcunu alın götürün ya. Kaça götürürsünüz? Okay Yokuşlu. Sözleşmesini feshetmiş. Bak şu anda bir şey söyleyeyim size. Tam Fenerbahçe tipinde futbolcu. Tam Fenerbahçe tipinde. Tam kesin katışıksız. Yani sel tabi Tam Jorge Jesus sisteminde 6 numaranın rolü büyük. E, bedava. Sakatlık var, ceza var, rotasyon var, şu var, bu var. Bedava. Yerli. Şimdi size bir şey soracağım. 3 takımda, 4 yani takımda Trabzonspor'da, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da o yokuş diye teklifte bulundu. Yıllık 1 milyon euro diye. Hangisini tercih eder? Hadi hangisini tercih eder? Hocam Trabzon'a gider eskiden orada oynamıştı. 3 tane 4 tane ön liberosu var. Hocam Beşiktaş'a gider. E Beşiktaş'a Salih Uçan gitti, şu gitti, bu gitti durum ortada. Hocam Galatasaray'a gider. E, çiki çiki çikil daha falan var, Berkan var, Talyan var. Hadi buyurun. Hocam 1 milyon euroya gelmez ki. Ha işte sıkıntı orada. Şimdi Avrupa'ya gitti ya. Bak dikkat edin bütün Türk takımların adı yazılacak. Hepsine yazılacak. Hepsine adı yazılacak. Şöyle böyle falan filan. Ya arkadaşlar uzun lafın kısası başka Fenerbahçe yok. Şu takımınıza biraz sahip çıkın. Hocam Sidem Aşa Morita'yı alıyormuş Galatasaray. Bak Sporting Lisbon Santa Clara'da Morita çekti aldı. Ne oldu? Galatasaray yazıyordunuz. Yangın yapıyordunuz. Ya benim kızdığım bu. Benim Galatasaray'a şuna buna düşmanlığım şunun bunun yok. Benim düşmanlığım Fenerbahçe düşmanlığı yapan Fenerbahçelilere. Net söylüyorum. Benim düşmanlığım bunlara. Bunlar Fenerbahçe'nin düşmanı. Bunlar Fenerbahçe'nin virüsü. Bunlar Fenerbahçe'nin virüsü, virüsü. Ya ortalık yangın yeri. Sosyal medyaya giriyorum, yangın yeri. WhatsApp grubuna giriyorum, yangın yeri. Biz öldük, bittik. Allah belamızı verdi. Ne oldu? Hocam Galatasaray şunu alıyormuş. Kimi alıyormuş? Morita'yı alsın. Hocam Galatasaray William Carvalho'yu alıyormuş. Alsın. Hocam şunu alıyormuş. Alsın. Ya almayacak mı? Takımlar 10 kişiyle mi mücadele edecek sezonda? İlla ki transfer yapacak. İsmail Köybaşı o şampiyonluk kutlamalarında falan filan şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu. Aynı İsmail Köybaşı'ya bakın bakalım şimdi ne yapacak? Kendini nerelere atacak? Atabilecek mi? Yapmayın etmeyin arkadaşlar. Bu kadar yaptığınız yangın yangına değmez. Ortalık alev almış. Fenerbahçe bitmiş, ölmüş. Ali Koç istifa, yönetim istifa diyorsunuz. Ondan sonra Bak bu arada Ali Koç'u en çok eleştirenlerden biri benim ha. yani katışıksız eleştiren adamım. Katışıksız eleştiren. Ben size bir şey söyleyeyim. Normalde bak hani e, birçok kişinin bana cephe aldığını söyleyin. Birçok kişi cephe alıyor. Ali Koç'u eleştiriyorsun diye. Eleştiririm. Babam olsa babamı da eleştiririm. Kardeşim olsa kardeşimi de eleştiririm. Yaptığı yanlışa yanlış derim. Ama doğruya da doğru derim. O gün sizin çöp dediğiniz Lemos'u bile belki 500 bini okutacaksın. Fesh etsen zoruna gitmeyecek. Bugün Gustavo'nun yıllık ücretini atıp tutuyoruz. Bugün Gustavo'yu 3 milyon euro bonserviste satsalar elini ayağını öperim ya. Helal olsun derim bunu nasıl yaptınız derim. Allah rızası için 160 milyon euro piyasa değerim var. Bütün futbolcuları sat 400-500'ü belki bulursun ya. Hocam nah bulursun. Ya misal veriyorum. Yani geliştirsen etsen zamanla. Mesela bir Arda Güler'i belki 30'a 40'a satacaksın ileride. Kim bugün 23 konsülü elde tutup belki seneye 40'a satacaksın. Crespo'ya bugün 12 teklif var. Tutsan elde belki 20'ye 25'e okutacaksın. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bugün satacak ol. 160 milyon euro transfer market piyasa değeri. 160 milyon euro gelir mi hele? Gelir. Rahat gelir. Rahat gelir. Altay'a Altay 9 milyon euro teklif var. 9-11 arası. Hani opsiyonlarla 12'ye çıkabilecek teklif vardı. 10 diyelim. E Salahi en az 10. Kim Minji en az 10. Hocam ne onu ya? Kim Minji 20. Diyorsunuz. Bak işte. 3 futbolcun 40'ı buldu. E Crespo 10, 50. Zayt 5, 55. Allah yar 5, 60. Bak tek tek tak tek tık 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 gidiyorsun. Satsın Galatasaray, satsın Beşiktaş. Hocam onlar işte, işte Fenerbahçe belki seneleri kurtardı. Ha, arkadaşlar her şeyde bir hayır var. Bizi hakemlerle engellediler, bizi medyayla engellediler, bizi başka şeylerle engellediler. Sonuç ne? Ben size bir şey söyleyeyim Fenerbahçe'nin asıl kurtuluşu. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan içeri adamını attığın anda kasanda 40 milyon euroyu bil. 40 milyon euro. 10 kez katılsan, arka arkaya 10 yıl katılsan 400 milyon euro. Fenerbahçe'nin total borcu kaç milyon euro? Ya. Fenerbahçe'nin total borcu zaten 400 milyon euro şu anda. Dernek AŞ, futbol AŞ karışık. 400 milyon euro total borcu. Bir de bunları yapılandırma yapacaksın. İyi de hocam oraya gittiğin zaman oraya uygun forvet alman lazım. Bize Berişa çiterler. Aynı Berişa Şampiyonlar Ligi'nde uçuyordu, kaçıyordu. Sen yani o yüzden aldın. Bize Samatta ile şey yaparlar. Ya Samatta'nın duracağını kim söylüyor? Samatta'yı gönderdiği zaman aldığın adama 4 milyon euro verdikten sonra Beşiktaş'ın geçen sene düştüğü o akıl almaz vahim duruma düşmeyecek misin? Ya Jesus dediğin adam forvetleri uçuran adam. Bırakın bir güvenin ya. Bir, bir, bir işi ehline bırakın ya. Yok, her şeyi biz biliyoruz. Nasıl siz biliyorsunuz? Siz önce haddinizi bilin ya. Son olarak bir cümleyle özetlemek istiyorum. Fenerbahçe batmıyor. Siz batırmaya çalışıyorsunuz. Kendinize Fenerbahçeliyim derken dikkat edin. Ya her şeyde kötümser tablo. Emre moru aldık ama içimden bir ses diyor ki bacağı kopacak, futbol hayatı bitecek. Lan! Buruma'yı aldık ama Gary Rodriguez'den daha kötü çıkacak, ölecek, geberecek. Bu mu Fenerbahçelilik? Bu mu? Maç oynanıyor ben diyorum ki ya Burumay'ı o kanatta oynatması hani misal veriyorum uyduruyorum kafadan. Bence yanlış Burumay'ı gizli forvet kısmına çekmesi lazım işte forvete yardımcı olması lazım. Çıkıyor bana ne diyor biliyor musun? Sen Fenerbahçe'yi eleştiriyorsun sen böyle Fenerbahçelilik olmaz. Ben diyorum ki misal ya Lemos'a niye bu kadar para saçtıydınız? Opsiyonunu alamaz mıydınız diyorum. Sen Fenerbahçeli olamazsın. Evet siz çok olursunuz. Vallahi kusura bakmayın. Mide bulandırıcı yorum görmek istemiyorum şu kanalda. Şu mide bulandırıcı, olumsuz, negatif havanızı kendinize saklayın. Hayatınıza saklayın. Siz normal hayatta da mı böylesiniz? He, bu kızı isteyeceğiz ama acaba benden önce hamile kaldı. Bunu mu diyorsun? Ne diyorsunuz ya? Araba. He, ben bu arabayla kesin pert kayıtlıdır. Hmm, aldım ama içime sinmiyor. Tamam şeyden geçti ama yani Raporu da var elimizde. Yok kesin pert kayıtlıdır bu araba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeşim işte geçen sana borcum vardı. Al borcumu getir. Borcu getirdi ama kesin bunda korona var. Paranın üstüne tükürdü. O bana bulaşacak. Ben öleceğim. Annem de ölecek. Arkasından karım da ölecek. Yok karım en son ölecek. Ona miras. Böyle mi düşünüyorsunuz? Normal hayatta böyle düşünüyorsanız bu şizofreni başlangıcıdır. Yani siz depar atıyorsunuz kafayı yemeye doğru. Şu şizofreni başlangıcı hareketlerinizi Fenerbahçe'nin üstünden çekin. Şu pisliğinizi Fenerbahçe'den bir çekin. Ondan sonra Fenerbahçe'nin uçuşunu izleyin. Elon Musk işte şeyi alacakmış Twitter'ı. Keşke alsa. Şu rezil tayfadan bir kurtarsa. Rezil tayfadan şu e, anonim hesaplardan bir kurtarsa. Ben senin anonim. Ne lan? Yani şunlardan bir kurtarsa. Bakın bakalım Fenerbahçe nasıl depar atıyor. Fenerbahçe'nin önündeki en büyük engelleri söyleyeyim. Bir adaletsizlik gerek hakemler gerek PFDK gerek harcama limitleri şu bu iki Fenerbahçe taraftarı. İki tane Fenerbahçe'nin önünde engel var. Ne demek istiyorsunuz sen? Fenerbahçe taraftar olmazsa Fenerbahçe olmaz. Bu size her hakkı tanımıyor işte. Hasan Ali'yi istemeyebilirsiniz. Normal. Lemos'u istemeyebilirsiniz. Normal. Ama Lemos senin anana avradını diyemezsiniz. Bu size bu hakkı tanımaz. Lemos'u göndermeyen Ali Koç'a küfür ediyorum diyemezsiniz. O size bu hakkı tanımaz. Bu bunu 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 kendinize hak olarak görmeyin. Anlatabiliyor muyum? İnşallah anlatabildim. 35 dakikadır kafanızı yedim. Beğenmeyin de videoyu da. Zorunuza gitsin. Bu video birçok kişinin zoruna gidecek zaten. Beğenmeyecekler. Abonelikten ayrılıyorum. Defol git cehennemin zıbına git. Nereye gidiyorsan git. Negatif enerjini git başkasına bulaştır. Zamanında elemanın bir tanesi Fenerbahçe üzerinden çok para kazanıyordu. Vakti Fenerbahçe para yapmıyor artık. Bayağı laf yemeye başladı. Gerçek takımına döndü. Siz de onun gibi yapın. Gerçek takımınız neyse ona dönün. Defolun gidin oraya gidin. Burada Fenerbahçeliler kalsın. Bu kanalda sadece Fenerbahçeliler kalsın. İyi eleştirmeyek o zaman. Eleştirin. En baba eleştiriyi siz yapın. Bu kanalda en baba eleştiriyi siz yapın. Ama eleştiri yapın. Ben A Spor izliyordum. Orada Keleman dedi ki Fenerbahçe bitmiş dedi. Beşiktaş ve Gors'ta getiriyor. Fenerbahçe hala Charlotte'tan uğraşıyor dedi. Ulan aynısını hatırlayın. <laughs> Aynısını hatırlayın. Fenerbahçe Samatta'yı getirdi. Onlar Şorlot'u getirdi. Siz yeri göğü inletiyordunuz. Samatta geldi. Dünyaca ünlü forvet. Şöyle tutmaz lan. Bak orada bile tutmamış. Burada tutmaz dedi. Adam gol kralı oldu. Fenerbahçe Vedat'ı getirdi. Özür dilerim. Plan Vedat'ı getirdi. Lan küme düşmüş takım forveti getirdi. Allah belanızı versin. Falan. Ben dedim ki lan güvenin bu adam çok iyi yerlere gelir. Aradığımız forvet. Serdar Dursun geldi. Ben dedim ki bu adam iyi oynarsa Vedat'tan daha iyi forvetlik bile yapar. İstatistiksel olarak daha iyi ha bu, bir, bu arada. Serdar Dursun'u gömün, öbürünü gömün, bunu gömün, şunu gömün. Millet de aldığı zaman aa ne kadar süper forvet. E bu yüzden burnumuz şeyden çıkmıyor. Gerçek Fenerbahçe taraftarına selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Gerçek Fenerbahçe taraftarı olmayan Fenerbahçe'nin aleyhine çalsan arkadaşlar sizin de yolunuz açık olsun. Varsın biz bize kalalım ama Fenerbahçelilerle kalalım. Dediğim gibi eleştiri yapın. Ben de yapacağım. Bak maçlar başladığı zaman buradayız inşallah. Maç önü maç sonu buradayız inşallah. Hafta boyunca değerlendireceğiz. Buradayız inşallah. En küçük eleştiri de yapacağız. En büyüğü de yapacağız. Ama en küçük takdiri de yapacağız. En büyük takdiri de yapacağız. Teşekkür etmeyi de bilin. Takdir etmeyi de bilin. Beğenmeyi de bilin. Abone olmayı da bilin. Yani bizim için abone olmanız daha önemli. Ama takdir etmeyi de bilin. Misal geçen sene bak Ferdi'den sol bek olur mu? O sağ bek olur mu? E, e, Ersun Yanal, Ceylson'dan stoper olur mu? Tolga'dan kanat olur mu? Ne yapacak? Mecbur. Elde bu var. Burak kapacağı kitle de o arkasına. Siz sağ bek transfer yapalım. Mutlaka yapalım. Kim olursa olsun yapalım. Bugünlere bu yüzden geldik. Anderviyeller falan filan bu yüzden geldik. Anladınız mı? Ne olur şu Fenerbahçe'ye dört kolla bir sarılın. Bir destekleyin. Katışıksız. Ben ne diyorum? 450 dakika bir futbolcuyu izlemeden yorum yapmam. 900 dakika Fenerbahçe'yi izlemeden taktik, teknik, şu bu hakkında yorum yapmam. 3 tane maç izledik. 3'ü de sıfır benim gözümde. 0 dakika izlemiş gibiyim. Hiçbir önemi yok. Bundan sonraki 900 dakika benim için önemli. Kolkır gitsin mi? Lemos gitsin mi maçıydı bunlar? Bunlar bu maçıydı. Ne yapacaktı arkadaşlar? 7 günde taktik verip, hadi Allah, hadi benim taktiği kullan mı diyecekti. Belki kadronun yarısı gidecek. Millete şey mi koz mu verecekti? Yapmayın etmeyin gözünüzü seveyim arkadaşlar. Yapmayın etmeyin. Bir sahip çıkın. Emre Mor gelmiş şu gelmiş bu. Gelmiş. Kim gelirse gelsin. Uganda 8. liginden de top çalsa arkasında olacaksınız. Ha bir yere kadar arkasında olun. Kabul. Rossi gelmiş çöp 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 çöp. Ya yeter. Kerem Aktürkoğlu 3. ligden geldi. Bir tane Galatasaray taraftarı çöp dememiştir ya. 3. ligden gelen topcuya bir tanesi çöp dememiştir ya. Yeter. Allah'a emanet olun görüşmek üzere